Kemal abi tehlikeli bir yakınlaşma değil miydi? Ben böyle bir gerildim. Acaba kötü bir yere gidiyor mu diye. Kesinlikle. Ben daha bir gün önce e, yarınki bölümden VTR'yi verirken o zaman korktum. Allah korusun bunun sonu nereye gidiyor diye. Ama bir anda iki tarafta sakinleşti. Özellikle Atakan'ı çektiler. Hı, evet. Hikmet ayrıldı. E, ben burada Atakan'a e, bir kez daha hayran oldum. Akşam konseyde o konuşmasını yani ben içimden söyledim onu. Atakan da sanki beni duyuyormuş gibi akşam konseyde izah etti. Prodüksiyona bir çizgi çizilecek. Bundan sonra yarışmacılar orada hareket edecek. Orada bu çizgi geçmiyorsun. Geçersen bunun bir cezası müeydisi olacak. Veyahut da karşı tarafı bir avantaj sağlayacak bir şeyler. Bunu çok iyi dile getirdi. Ve Acun Ilıcalan'ın bunun karşılığını gördü. Çok doğru bir iş. Olması gereken bir iş. Bunun sonunda gerçekten daha farklı yerlere gidebilirdi. Artık Hikmet de fark ediyor. Kendisi de söylüyor. Ben çizgiyi geçtim. Ben ön taraftaydım diyebiliyor. Yani o sınırı koymamışlar. Bizde maalesef Genelimizde öyle bir huy vardır Türk milletinin yerine yani bir şeyi kuralını koymazsan biz onları bir şekilde kendi inisiyatifimiz doğrultusunda suizman edebiliyoruz. Ama şöyle öyle. bir şey var. Mesela Atakan burada ya da hep beraber bir karar alıyorlar falan da. Şimdi ben burada Merve'nin bir oyununu hatırlıyorum. Hı -hı. Merve o talaşların içinde evet. top arıyor. Evet. Yani o talaşın içinde 3 kişi falan var. Evet. Adem, Sema, evet. Doğru, Atakan 3 doğru. kişi. Yanlış hatırlamıyorum. Yani herkes yapıyor kural hatalarını. Bence yani şimdi e, herkes yapıyor ama Atakan herkes de... adalet istiyor. Hayır Atakan demiyor yap... biz de yapmıyoruz demiyor zaten. Herkes oyunun içinde olduğunu söylüyor. O yüzden hani dün bu teklifle geldi. Evet, ama evet. neden burada Hikmet'e bir tepki verdi? Neden evet. onu ittirdi? Asıl e, önemli olan o. Ama Hikmet şimdi konsey, gerçekten çok önde. konseye gelene kadar daha öncesinde bu olay yaşandığı için şimdi bence Atakan'ın Hikmet'in tarafında, gönüller tarafında ne işi var bir defa? Atakan'ın. Evet Atakan evet, evet. kalkıyor Hikmet'lerin tarafına geçiyor ve oradan Hikmet'i itmeye çalışıyor. Şimdi Adem de diyor ki ha buradan bağırmışsın ha buradan bağırmışsın ne fark eder? İyi de yani biz sene başından beri Özür aslında. Hüzürdü, <laughs> hüzürdü. O geldi aklıma. <laughs> Hayır, hani se... sene böreğidirim. başından beri izliyoruz. Herkes bir şekilde bağırmaya çalışıyor. Herkes dibine giriyor. Yani o çizgiyi çektilerse çizginin en uç noktasına gelip bir de oradan bir vücutlarıyla de eğil... olayı var. eğilmeye çalışıyorlar. Yani bir bir takarken ki çizgi var. Bir de bağır yani at, atış yaparken bir çizgi daha var. Başkası evet. hani bizim içimize gelebilir, oradan bağırabilir. Ya, oyundan Onun... daha zor bir kombinasyon evet, yani. Karışık bir kombinasyon var dünkü oyunda çizgisel. Ee... <laughs> burada o yüzden burada ama diyorsunuz ya Atakan niye geliyor? Hikmet zaten Merve'nin orada Merve ararken konuşma yapıyor, topu ararken ki e, onun Ama aynıların kişi yani? olarak 3 kişi olarak onlar da yapmıştı. Onlara gitmişlerdi o şekilde. Ben itiraz etmiyorum. Yani, Hepsi yapıyor evet. iki tarafta yapıyor. Ama Hikmet yapınca direkt bir fiziki temasa Teması... maruz kalıyor. Evet. Fikret zaten bunu ilk defa yapmıyor. Devamlı yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Devamlı bir şekilde. Kim abi? kim? Ne? Kim yapıyor? Hikmet Ha, Hikmet şimdi ben de şöyle düşünüyorum abi, oyun bak. alanında bak, bak, herkes... Bak e bak bak Adem'e bak evet. Adem'e bak neredeyse ayağıyla topu nerede Nermin şurada diyecek yani. yani bu inanılmaz bir görüntü ya Şimdi bu yarışmacılar Hikmet'e itiraz ediyorlar çizgiyi geçti diye bak Adem nerede mesela? Evet evet Ya abi yani böyle bir şey yok abi, Burada topu bulamamışlar ya şimdi bu kadar da ya, normal ama yani top, ya Ama orada top abi. sonuçta Kemal abi bu, Yani. çizginin şey, şey, dışı orası dışı hayır prodüksiyon itiraz etmiyor abi Oyunun içinde dahildir diyor. Prodüksiyon bize de itiraz ediyor. Hikmet'e de itiraz e, etti. Ikisi, Evet. Yok. Tamam ben de onu söylüyorum. Bak, bu olayın devamında et, etmiyorlar ya. Prodüksiyonun bir karar alıp bir çizgi çizmesini istiyor Atakan. Atakan geleceği gördü. Adem bunun artık e? için Gerçekten bak Adem, bunun daha... sonu özellikle son 7-8 kişi kaldığında çok daha ya fazla bence yerlere bu, gidebilir. Bu Hikmet'in olayından sonra artık en sona yaklaşmışken bu olay oluyor. Onlar da bence şöyle düşünmüş olabilir ünlüler takımı. Yani Hikmet bu kapıyı bize açtıysa o zaman biz de girelim. Merve ile beraber arayalım. Hani böyle bir hakkımız o... var diye düşünüyorum. Ama bir kural diyorum. koydular çizgi diye. Hani ben onlar de katılıyorum koydu. ama ben Hikmet'in bu konuda çok üstüne gelindiğini düşünüyorum. Çünkü hani Hikmet geçtiği zaman biraz Hikmet'i kolluyorlar. Yani özellikle Atakan mesela oralarda çok fazla geziyor. Hı -hı. Karşı takımın yanına gidiyor bir Hikmet'i ittiriyor onu yapıyor. Binlendi biraz Hikmet. Bunlar, evet bunlara gerek yok çünkü bütün yarışmacılar aslında farkında olmadan bence çünkü o anki adrenalinle ister istemez farkında olmuyorsun o çizgiyi geçip evet. geçmediğini. Yani daha önceden bizim senemizde de hatırlıyorum önümüzde çizgi vardı biz onu bayağı geçmişiz ama ben onun farkında değildim. Yani bu bile isteye olan bir durum da olmayabilir ama Hikmet bilinçli de yapıyor olabilir. Kaldı ki Adem diyor ki istersen diyor bir yarışmacı gelsin bizim yanımızdan varsın. Yani Baktığında o tarafa geçse daha avantajlı hale gelmiş evet. olacak bence yarışmacı. Oradan bağırıyor olsa daha avantajlı ya bunun... olacak. Burada art niyet e, Hikmet'in art niyetli olduğunu düşünmüyorum. Çok aslında. aşırı geçmelerde yani bu e, bizim tarafımızdan konacak kural sonrasında bir ceza yaptırımı olacaktır. E, ondan sonra biraz da zaten e, dikkat, işte, dikkat edecek bütün yarışmacılar diye düşünüyorum ve rahatlayacaktır bu e, yarış e, oyunlardaki ortam. Sınırda da işte yani sınırda diyorum. Konseyde de Atakan'ın bir <laughs> sınır olayı vardı. Yani e, bu arada şunu söyleyeceğim. Hikmet net olarak hem Survivor'ın hem de yarışmacıların fabrika ayarlarıyla bir oynadı yani. Evet, değil mi? Evet. Yani inanılmaz böyle sinir uçlarını yakalayan bir yarışmacı. Önümüzdeki ee, hafta Hikmet'le ilgili bir şiir deney, deney sunacağım size bak. Ne deney, deney, abi? deney, deney. 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 Hikmet'le ilgili. Niye önümüzdeki hafta? Hazır hazırlanıyorum, hazırlanıyorum şu anda. Hazırlanıyorum. Şu an evet. Deney. Karbon monoksit gazı gelecek o şeyden. Hazırlanıyorum. Gözlerim mı? Nasıl bir deney? Yani? Deney derken hani e, donelerle geleceğim size don daha öyle söyleyeyim. Tamam. Daha net anlaşılacak. Ya göreceksiniz evet hakikaten bunları Hikmet diyeceksiniz yani. Şimdi e, burada Adem'in şöyle bir lafı var. Hikmet sınırları bayağı bir açtı diyor. E, onun dışında Seda'nın e, kötü söz söylendiği anda o Geday duymadığı gibi o konseyde açıklamaları var. Peki bu gelecek kural e, takımları bir raptazapta sokar mı Gökhan? Ya biraz bence sokar. Çünkü kuralın sonunda bir ceza yaptırma olacaktır. Hı -hı. Yani şu ana kadar hani hep yarışmacılar kendi inisiyatiflerine göre bir çizgiler belirliyordu. O ufak tefek geçiliyordu ya da işte daha fazla geçiliyordu. O yarışmacılar arasındaki bir durumda. Artık biz müdahil olacağımız için ee ceza yaptırımı da olacaktır. E bundan dolayı da ceza yaptırıma maruz kalmamak için yarışmacılar daha dikkat edecektir diye düşünüyorum. Evet. Etmezlerse de kendi bilirler. Bilemiyorum. Valla değişik günler bizi bekliyor. Hala kaç kişiler şu an? 19 mu? 18 mi? 19 değil mi? Bu arada birazdan konseyde Barış'ın aday olmasını da konuşacağız. Çünkü 19. 19 e, ee, 20, 20 olabilir. hatta ya. 20, 20, 20 kişi var.